Halkların Demokratik Partisi grubu adına Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir konuşacaktır. Sayın Pir, buyurun. Buyurun. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri. Halkların Demokratik Partisi adına 10. madde üzerine konuşmak üzere söz almış bulunmaktayım. Bu madde ile kaldırılan köy hizmetleri genel müdürlüğünden il özel idare devredilen personelin özlük haklarının ödenmesi ödeyin destekliyoruz. Köydes kapsamında yolu ve suyu olmayan köylerin altyapılarının desteklenmesini siz yapın, biz destekleriz, destek bizden, siz yapın lütfen. Ve SUKAP kapsamında belediyelerin içme suyu ve atık suyu projelerinin İller Bankası aracıyla desteklenmesi amacıyla düzenleme. Ya düzenlemeyi biz yaparız, siz vatandaş için yapılacak bir şey varsa yapın lütfen. Yani destekliyoruz, tamamen destekliyoruz bunu. Yeter ki vatandaş için bir şeyler yapılsın ve bu maddeyi böylelikle kapatmış olayım. Şimdi değerli milletvekilleri, son günlerde ben özellikle burada sunumlarını yapan bakanları dikkatlice dinledim. Ve normalde 317 milletvekili olan bir iktidar partisinin bakanları buraya özgüvenle çıkıp kendi projelerini özgüvenle müdafaa etmeleri, sunmaları gerekirken yani biz ne gördük burada? Özellikle Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı'ndan hiç bahsetmek istemiyorum, seviyemi düşürmek istemiyorum. Bunlar ne yaptı burada? Durup dururken, hiçbir şey yokken agresif bir sunum yapmaya başladılar. Niye acaba diye sorarsanız, bana göre içerideki ve dışarıdaki gelişmeleri artık takip edemiyorlar, yetişemiyorlar, metal yorgunluğu var. Bu yüzden bu şekilde agresif davrandılar. Şimdi değerli arkadaşlar, devlet aklı hala Kürt'ü, muhalifi, bilim adamını nasıl bastırırım o noktada duruyor. Oysa şu an dünyada yeni bir medeniyet kurulması söz konusu. Ne devlet aklı, ne devlet, ne bakanlıklar. Bundan bir haberleri yok ve bu gidişatı biz kaçırıyoruz. Bakın, bundan birkaç ay önce, 9. ayda ben bir Bitcoin ile ilgili bir soru önergesi vermiştim. Cevabı geldi. Merkez Bankası'nın değerlendirmesi aylar sonra geldi. Ve burada diyor ki ilgili herhangi bir yasal düzenleme yoktur. Tamam. Ve BDDK elektronik para olmadığını tespit etmiştir. Günaydın. Yani Bitcoin'in ya da Ethereum elektronik para olmadığını bütün dünya biliyor. Bunu söylemek için bana cevap vermesine gerek yoktu. Ama hükümetten önce başkası cevap verdi. Nadide kuruluşlarımızdan Diyanet İşleri Başkanlığı fetva verdi ve dedi ki Bitcoin dinen uygun değildir. Hayda. Bitcoin dinen uygun değildir. Ben o konuya hiç girmek istemiyorum. Sayın Bakan, siz de kafanızı eğdiniz, haklısınız. Bence bu meseleyi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın insafına lütfen terk etmeyeyim. Kendimiz bir çalışma yapalım. Biz meseleyi ne yüceltmeden ne de şeytanileştirmeden ele almamız gerekiyor ve ülkemiz ve insanlarımız için yararlarını ve zararlarını ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bütün dünya, bu biraz önce dedim ya, yeni medeniyet, blockchain, hashgraph, işte fintech, bitcoin, ethereum gibi kavramları kullanırken siz hala Kürt'ü nasıl bastırırım, burada Kürdistan kelimesini nasıl yasaklarım, onun peşindesiniz. Günaydın demek istiyorum. Dünya başka yerlere gidiyor. Biz de uyanalım artık. Daha doğrusu biz uyanın zaten de siz de uyanın. Değerli milletvekilleri, salı günü burada bir konuşma yapıyordum. Yerli uçak ve otomobil meselesinde kalmıştık. O zaman da demiştim arkadaşlar, bu yerli uçak ve yerli otomobil diye bir şey yok. Yerli marka deyin buna. Yerli marka otomobil, yerli marka uçak deyin. O zaman bizden de destek alırsınız. Ama öyle yaparsanız, de geçen de söyledim, komik duruma düşüyorsunuz. Bakın, 2007'de seçim beyannamenizde şöyle bir şey var. Türkiye take off'a geçiyor. Şöyle resimlerle gösterelim de daha belirgin olsun.
Ve 2011'de yerli uçağımız göklerde diye afişleri astınız. Yerli uçağımız göklerde. Sayın Başbakan o zaman Erdoğan'dı. Şuraya da uzaklara bir uçak, çekirgeye benzeyen bir grafik koymuşsunuz. Ayıp etmişsiniz. 2015'e gelince ne değişti? Başbakan değişti. O çekirge de oradan silindi. Yerli yolcu uçağımızı yapıyorsunuz. Yeter mi? Keser mi? Kesmez. Dediniz, kendi savaş uçağımızı yapalım. Artık Davutoğlu savaş uçağını yapıyordu 2000. Ne zamanlar? Hani Selahattin Başkan demiş ya, ben artık Selahattin demeyeceğim diyordu. O zaman savaş uçağına geçti. Daha sonra baktı, ya bir süreç var. Ağır aksam işleyen bir süreç vardı, barış süreci. Dedi, bu olmaz, ayıp oluyor. Başka bir şey bulalım. Ne bulalım? Düşünler, ya ne olur, ne olur, neyi henüz afişlemedik? Elektrikli otomobil. Elektrikli otomobil yapıyoruz arkadaşlar. Dedi, sonra ne oldu? Türkiye uçtu mu? Hayır. Uçan bir şey oldu, o da Sayın Davutoğlu. Öyle bir uçtu ki daha meclise bile uğrayamıyor o gün bugün. Şimdi değerli arkadaşlar, bu işler şakaya gelmez. Bu işler öyle seçim vaatlerinde falan bunları koyabilirsiniz ama arkasında durmanız gerekiyor. Bir şeyler yapmanız gerekiyor. Yoksa insanlar şöyle grafikler yapar sonra der ki, burada AK Parti ile uçuyoruz, uçak falan yok ama bu halkı bir yere uçuruyorsunuz siz bu gidişle. Uçuruma doğru uçuruyorsunuz. Bundan vazgeçin lütfen. Şimdi bunları atalım bir kenara. Ben de hani Süleyman Soylu çıkmıştı ya burada, onun gibi bir şeyler yapayım dedim ama onun gibi artistik hareketler yapamıyoruz. Biz biraz da konumuza dönelim. Şimdi yanlış anlamayın, tekrarlıyorum. Biz yerli marka otomobile ya da uçağa karşı değiliz. Biz de bunun arkasındayız. Ama bunu düzgün yapmak lazım. Bir de Sayın Sanayi Bakanı TÜBA ödülleri töreninde şöyle bir konuşma yapıyor. Diyor ki, bizim bütün gayretimiz bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi bir Türkiye'yi inşa etmek. Şimdi AK Partiler burada bu inşa kelimesini almışlar, herkes üstüne atlıyor. İnşa, binaları inşa edelim. Binaları inşa ediyorsunuz. Şimdi değerli arkadaşlar, bütün dünyada şu konuşur. Kalite detaydadır. Kalite detayda. Ben 6 ay önce burada bir konuşma yaptım. Dicle Teknokent. Hani bilim merkezi, teknoloji üssü diyorsunuz ya. Aynı konuşmayı aşağı yukarı tekrarlama zorundayım burada maalesef. Yine 2 gün önce internet sitelerini araştırdım. Baktım nedir ya, bunlar ne iş yapar diye baktım. Hiçbir değişiklik yok. 2 tane sayfası değişmiş. Nereye tıklarsanız tıklayın, 25 sayfası var. Şu sayfa çıkıyor. 2691 sayılı kanunu yazmışlar. Şu sayfa. Hayır, nereye tıklarsanız tıklayın. Bu çıkıyor karşınıza. Hedeflerimiz diyorsunuz. O sayfa çıkıyor. Ortaklar diyorsunuz. Bu sayfa çıkıyor. Ondan sonra kurum vergisi muafiyeti. Şu sayfa. Gelir vergisi bu. KDV bu. Prim mesleği diyorsunuz. Bu sayfa çıkıyor. Personel avantajı bu. Yabancı uyruklu personelle ilgili bu sayfa çıkıyor. Akademisyenler için ARGE desteği şu çıkıyor. Yatırım istisnası falan bu sayfa çıkıyor. Bu da boş. Boş sayfa. Bunları da geçelim. Giriş sayfasında haberler var. En son haber 7 Şubat 2017'de bilim teknolojiden bahsediyor. 7 Şubat'ta WhatsApp'la ilgili bir haber yazmışlar. Gülünç bir durum. Ama misyon ve vizyonumuz son 6 ayda değişmiş. Tebrik ederim. Dedim ya, şurayı bir arayalım. Kim var? İdari yapı sayfasını tıkladım. Bir tane isim Profesör X genel müdür. Ulaşamıyorsunuz. Bir sayfa beni çok iyi şey yaptı. Geçen de aynı sayfalar çıkıyordu. Teknoloji transfer ofisi. Heyecanlandım. Tıkladım. Ne çıkıyor biliyor musunuz? Koskocaman bir sayfa, bir hiç. Eskiden en azından öbür metin vardı. Bu sefer onu da kaldırmışlar. Koskocaman bir hiç. Sizin vizyonunuz bu. Arayalım dedik. Bize ulaşın. Bizimle iletişime geçin. Telefon numarası +90 gerisi boş. Faks numarası +90 gerisi boş. Mümkün değil. Ulaşamıyorsunuz. Valiliği arattım. O ona bağlı, bu buna. Dediler ki öyle bir bina var, biliyoruz. Ama bizde kayıtları yok.
Telefon kayıtları valilikte de yok. Sonra tabii 2010'da kurulmuş, heyecanla inşaat diye atlamışsınız üstüne, binayı kurmuşsunuz, 2010'da faaliyete girmiş ve orada insanlar ne diyor biliyor musun? Onun üst katında çok güzel mangal yapılıyor diyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.